havaalanında satılan şişe sular, Londra'nın göbeğinde içilen bir bira, bir varil ham petrol. İster inanın ister inanmayın ama bu sıvılardan hiçbiri dünyanın en pahalı 10 sıvısı listemizdekilerin yanından bile geçemez. Kıtlıkları, yapılmalarının zor olması ve insan ırkına sağladıkları yararlar nedeniyle bazı sıvılar litre başına maliyetle incelediğinizde milyonlarca dolara mal olabilir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız sadece 2 saniyenizi ayırıp beğeni tuşuna basmanız yeterli olacak. Sintilasyon kokteyli. Tom Cruise Kokteyller ve Düşler filminde yaptığı parlak renkli sıvılardan farklı bir sıvı karşımızda. Bu çok daha ciddi ve litre başına 210 dolar değerinde olan en pahalı sıvılarımızdan biri. Sintilasyon kokteyli, radyoaktif materyalin aktivitesini ölçmeye yardımcı olan bir sıvıdır. Radyoaktif malzeme sintilasyon kokteyli içinde çözülür veya süspanse edilir ve sıvı sintilasyon sayma makinesine yerleştirilir. Bu yayılan alfa ve beta maddelerini görmenizi sağlar. Çernobil ve Fukushima gibi nükleer felaketlerden sonra toprak örneklerini analiz etmek ve bu bölgelere geri gelmenin güvenli olup olmadığını görmek için kullanıldı. Kokteyl çok sayıda farklı kimyasaldan yapılır ve her parti, kemilüminesans, fotoluminesans ve sayma verimliliği dahil olmak üzere çok sayıda büyük ifadeli kritere göre ayrı ayrı kontrol edilir. Bu yüzden çok pahalı. Oje. Muhtemelen ojenin o kadar pahalı olduğunu düşünmüyorsunuz ama bunun nedeni sadece küçük miktarlarda satın almanızdır. Eğer 1 litre CoverGirl oje satın almak isterseniz bu 900 dolara mal olur. Çoğu tırnak cilaları butil asetat veya etil asetat gibi bir çözücü ile karıştırılmış nitrosellozdan yapılır. Bu yüzden kendine özgü bir kokusu vardır. Üst düzey oje markalarının ojeleri, cilaya doku ve renk katan kimyasallar içerir. Plastifiyanlar pigmentleri bir arada tutarlar ve cilanın çivi üzerinde daha uzun süre dayanmasını sağlayan polimerler vardır. İçinde pırıltılar bile bulabilirsiniz. 2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre o yıl Amerika'da 2 milyon litre fazla oje satıldı. İnsan kanı. Ortalama bir insanın damarlarından ve arterlerinden geçen 4 litre kan vardır. Milyonlarca insan her gün kanlarını bağışlıyor. Peki neden pahalı sıvılar listemizde insan kanı var? Bağışladıktan sonra kanınıza yaptıkları şeylerden dolayı. Kanınızı kan bankasına bağışladığınızda tam kan olarak adlandırılan şeyi verirsiniz. Bununla birlikte bugünlerde çoğu kan bankası tam kanı iki parçaya bölmeyi tercih ediyor. Bunlar genellikle kırmızı kan hücreleri ve plazmalardır. Tüm kanı işlemek ve ayırmak çok paraya mal oluyor. Bu yüzden kan çok değerli. Litre başına yaklaşık 1500 dolar. Buna ek olarak kan alüce edilebilir. Çünkü çoğu acil durumlarda insanları hayatta tutmak için kullanılır. Tek bir trafik kazası için 12 litreden fazla kan kullanılabilir. Bu nedenle kan bankalarında bağışçılara her zaman ihtiyaç duyulur ve sıcak karşılanır. Yazıcı mürekkebi ve sıvı kağıt. Bir yazıcınız varsa muhtemelen mürekkep kartuşunu her değiştirmeniz gerektiğinde ne kadar pahalı olduğunu fark edersiniz. Ancak her gün kullandığımız bu siyah madde dünyadaki en pahalı sıvılardan biridir. Litre başına 2700 dolar değerinde. Mürekkep aslında yazıcı şirketlerinin para kazanma şeklidir. Yazıcının ömrü boyunca yedek mürekkep satın aldıkça yazıcınızı bu kaybı geri alacaklarını bilerek size satarlar. Bu yüzden sadece yazıcı üreticinizin markalı mürekkebini satın alabilirsiniz. Siyah en çok kullanılan renktir. Renkleri yazdırırken bile bir kısmı siyah mürekkeple karıştırılır. Öncelikle karbondan yapılmıştır. Yazıcıya yapışmasını engelleyen yağlayıcılar gibi diğer bileşenlerin bir kokteyliyle yapılır. İçinde aynı zamanda çabuk kurumasını sağlayan kimyasallar bulunur. Yazıcı şirketleri, mürekkep kartuşu imalatının fiyatını haklı çıkaran uzun ve karmaşık bir süreç olduğunu ileri sürüyor. Onlara inanıyor musunuz? Yoksa sadece fazla para kazanmak için mi yapıyorlar? Yazıcı mürekkebinin tersi, düzeltme sıvısıdır. Amerika'da sıvı kağıt olarak bilinir. 1956'da Beat Nesmith Graham adlı bir daktilograf tarafından kendi mutfağında icat edildi. 1979'da Liquid Paper markasını yaklaşık 50 milyon dolara jilete sattı. Bu çeşitli kimyasallardan yapılır. Ancak beyaz pigment titanyum dioksittir. Litre galon başına 200 dolardan satıldığı için yazıcı mürekkebinin fiyatına yaklaşmıyor. Ancak yine de listemize girmeyi hak ediyor. Civa.
Bunu muhtemelen okuldaki kimya derslerinizden hatırlarsınız. Civa oda sıcaklığında sıvı olan tek metaldir. İnsanlar için zehirlidir. İnsanlar onunla temas ederse böbrekleri, karaciğeri ve sinir sistemini etkileyebilir. Ancak diğer birçok yöntem çok yararlıdır. Civa'yı termometre ve barometre yapmak için kullanıyoruz. Pil, elektrik anahtarı, ampul yapmak ve klor gibi kimyasallar üretmek için kullanıyoruz. Diğer kimyasallarla birleştirildiğinde tıbbi tedavilerde kullanılabilir. Ayrıca kayalardan altın çıkarmak için kullanılır. Bu yüzden kuyumculuk sektöründe değerlidir. Civa yer kabuğunda bulunur ve 580 santigrat dereceye kadar ısıtarak çıkarılır. Tahmin edebileceğiniz gibi bu oldukça pahalı bir süreç. Bu yüzden civa litre başına yaklaşık 3400 dolar değerinde. İnsülin. Tıp dünyasında kalarak insüline geçiyoruz. 1 litre 9400 dolar değerinde. İnsülin, pankreasta yapılan kanınızın glikozu yiyeceklerinizden emmesine ve enerjiye dönüştürmesine yardımcı olan bir hormondur. Ayrıca vücudun kan şekeri seviyesini düzenler ve vücudun yağları parçalamasına yardımcı olur. Faydalı şeyler: ne yazık ki diyabetikseniz vücudunuz ihtiyaç duyduğu kadar insülin üretmez. Yani onu başka bir yerden almak zorundasınızdır. Yalnızca Amerika'da yaklaşık 29 milyon kişi diyabet hastası. Bu sebeple çok fazla insülin gerekiyor. Bu kadar pahalı olmasının nedeni esas olarak piyasanın esir olmasından kaynaklanıyor. İnsülin almalısın ya da ölürsün. Ayrıca dünyada çok az insülin üreticisi bulunmaktadır ve genel markasız insülinin piyasaya akışını sınırlayan düzenlemeler bulunmaktadır. Son 10 yılda insülin fiyatı 3 katına çıktı. 10 yıl sonra ne kadara mal olacağını kim bilebilir? At nalı yengeci kanı. At nalı yengecini bir hayal edin. Her zaman olduğu gibi sığ okyanus yatağının etrafında mutlu bir şekilde yüzüyor. Çiftleşme zamanı geldiğinde kıyıya çıktığı sırada aniden kaçırılıyor ve kanı tekrar serbest bırakılmadan önce arkadaşlarının kanıyla birlikte toplanıyor. Aklından neler geçiyor olmalı? Özel bir kan türüne sahip olması onun suçu değil. Bu hayvanın kanı hemoglobin içermez. Bunun yerine kanında oksijen, hemosiyanin bulunur. Bakır izleri içerir. Yani kırmızı yerine mavidir. At nalı yengeci kanı, tıp endüstrisinde toksik bakterileri tespit etmek için kullanılabilen amobositler içerir. Aşı yapmak için kullanılabilir. Ayrıca litre başına 60 bin dolar değerinde. Çünkü bunlardan herhangi birini elde etmek için o kadar zahmetlidir ki. Evet, at nalı yengeci olmak da zor olmalı. GHB ve LSD. Bunlar muhtemelen temas etmek istemediğiniz en pahalı iki sıvıdır. 4 hidroksibutonik asit veya GHB narkolepsi ve anestezi için üretilir. Bununla birlikte alkol ile karıştırıldığında karar verme yeteneğinizi ve hafızanızı ciddi şekilde etkileyebilir. Sonuç olarak GHB tecavüz ilacı olarak bilinir. Suçlular tarafından insanların içeceklerini ilaçlamak için kullanılır. İçkinize bir şey karıştırıldığını fark etmeniz imkansızdır. GHB'nin litre başına yaklaşık maliyeti 2600 dolar. Lizerjik asit, dietilamit veya LSD ise 1960'larda Beatles tarafından popüler hale getirildiğinde ön plana çıktı. Halüsinasyonlara neden olduğu ve farkındalığınızı etkilediği bilinen bir ilaçtır. Kristallerden yasa dışı olarak üretildiği için son derece pahalıdır. Ayrıca tek bir LSD dozu 40 ila 500 mikrogram arasında kağıda çözülmüş bir kum tanesi büyüklüğünün yaklaşık 1/10 kadardır. Eğer 1 litrelik satın alacak olsaydınız, ki bunu tavsiye etmem, yaklaşık 123 bin dolara mal olacaktır. Parfüm. Havalanındaki Sky Store'da hiç zaman geçirseniz parfümün oldukça pahalı şeyler olabileceğini duyarsınız. İlk ve muhtemelen en ünlü tasarımcı parfümü Fransız tasarımcı Coco Chanel ve kimyager Ernest Beaux tarafından karıştırılan Chanel No 5'tir. Chanel No 5 1922'de piyasaya sürüldü ve o zamandan beri en çok satanlar arasında. Çok nadir çiçek yaprakları ve kök özünden yapılır. Bir şişe Chanel No 5'te bergamot, gül, yasemin kalbi ve çok daha fazlasını bulacaksınız. Bu malzemelerin bulunması zordur. Bu da No 5'i litre başına 26 bin dolardan pahalı kılmaktadır. Modern parfümlerin üretimi daha kolay temin edilebilen bileşenler kullanılarak daha kolaydır. Chanel No 5 dünyanın en pahalı parfümü değil. Bu onur, odunsu ve oryantal kokusu litre başına yaklaşık 344 bin dolar olan Clive Christie'nin No 1'e aittir. Zehir. Çoğu insan zehirli bir yaratık tarafından ısırılmanın çok eğlenceli olmadığını söyler ve haklıdırlar. Bununla birlikte bazı zehir türleri inanılmaz derecede faydalıdır ve çok değerlidir. Örneğin kral kobrayı ele alalım.
Zehri dünyadaki en ölümcül sıvılardan biridir. Basit bir ısırık ve vertigo ve bulanık görme, hemen felç ve komaya girme gibi rahatsızlıklara neden olur. Kral kobranın zehri erişkin bir fili öldürebilir. Zehrini diğer yılanları öldürmek ve yemek için kullanır. Ancak kan pıhtılarını parçalamak, Parkinson hastalığı ve meme kanseri gibi hastalıklara karşı ilaçlar yapmak için bu yılanın zehri kullanılır. Ayrıca kırışıklık karşıtı krem ve yılan zehrine karşı bir panzehri yapmak için kullanılabilir. Bunun nedeni morfinden 20 kat daha güçlü, son derece güçlü bir ağrı kesici olan Oanin adı verilen bir protein içermesidir. 1 litre King Cobra zehrinin maliyeti yaklaşık 153 bin dolar. Ancak bu, akrep zehriyle karşılaştırıldığında hiçbir şey. Zehir sadece bir akrebin vahşi doğada yedek planıdır. Genellikle avlarını öldürmek için güçlü, keskin pençelerini kullanırlar. Sadece gerçekten ihtiyaç duyduklarında ölümcül zehirlerini kullanmaya başvururlar. Kral kobra zehri gibi akrep zehri de tıbbi alanlarda son derece yararlıdır. İnflamatuar bağırsak hastalığı, artrit, multiple skleroz ve hatta bazı kanserler gibi otoimmün bozuklukların tedavisinde kullanılır. Fiyatı söylemeden önce akrep zehrini hasat etmenin ne kadar zor olması gerektiğini hayal edin. Yani bir akrebin zehrini almaya çalışan kişi olmak ister miydiniz? Bu çok zor bir iş ve bu yüzden 1 litre akrep zehri için fiyat etiketi 39 milyon dolar.